Evet, Muhammed'in ablası Ezgi de Muhammed'i suçladı, Melisa'yı suçladı. Melisa'ya dedi ki, senden önce benim kardeşim böyle değildi, senden sonra bana da anneme de hepimize karşı değişti dedi. Seda abla, bir açıklama yapmak istiyorum ben. Bismillah. Buyurun efendim. Madde mi ekledin anlaşmaya? Daha önce ben şartlarımı koymuştum yani. Sevgi, saygı, evet. Hürmet, söz dinleme. İnsanların toplum içinde evet. Bağırma, çağırma, rezil etme yok dedim ya. Doğru. Onlara uymadığı takdirde 25 Kasım'da nişan iptal. Ay çok üzüldüm. İptal ediyorum abla. Nasıl? İptal ediyorum. Mesela dozunu açtın mı gene? Hayır. Sabah Allah razı olsun kahvaltıya götürdü beni. Kahvaltıya götürdükten sonra dedim ki aşkım ben yemek istemiyorum, karnım ağrıyor. Zaten benim ailem de biliyor. Bir senedir yanımda duruyor. Bir senedir de bu biliyor. Kahvaltını iyi yapmıyorsun, etmiyorsun, şöyle böyle. Masaya böyle yapıyor. Sen de ye o zaman. Adam açlıktan ağrıyor karnı. Ben diyorum ki Seda. Sabah sabah çikolata yiyen bir insanın bak, karnı ağrıyor. Binlerce söylüyorum, binlerce söylüyorum. Yapma, etme, milletin içinde kesinlikle rezil etme. Doğru. Bak beni yücelt. Şuraya taşı. Ondan sonra ben de şuraya taşırım. Vallahi kusura ama bakma. Gelmiş, böyle yapıyor. Adam oradan bakıyor ya. Adam oradan bakıyor. Ne yapıyor? Bu tavırlarım değişecek dedin yok, hayatım. Yok, yok, çünkü yok. Kendisi de aynı şekilde devam ediyor tavırlarına. Ben buradan da ona söylüyorum. Ben senin şartını şurtunu kusura bakma kabul edemem. Evleneceksin. Ah. Kim evlenecek, ben mi? Sen evleneceksin. Nişan iptal, iptal. Ha, iptal aynı. İptal. Bir senedir ben senin yanındayım. Beni bu durumlara düşüren de sensin. Beni? Evet sensin. Vallahi mi? Hangi durum? Durum sensin. Derken hangi durum? Ailemden uzaklaşmama, ondan sonra böyle olmama sebep olan Muhammed. Ailenden seni... Muhammed olmasaydı... Melisa gerçekçi olalım, kurban olayım. Muhammed olmasaydı babam bavulumu verip bunun önüne göndermeyecekti ki. Kız Muhammed ailesinden uzaklaştıran sensin. Hayır. O seni uzaklaştırmadı. Hayır. Kızım, sen zaten gerçekten... ailen reddetti ya, unuttum mu? Ama o olmasaydı ben ailemin yanındaydım şu an. Aa! Evet. Aa! Yılmaz abi. O olmasaydı kız, ailemin yanındaydı. Aylardır ne izliyoruz burada? Kız sen demedin mi senin, ben evsizdim, annem sığınma evindeydi. Ben onunla tanışana Muhammed kadar benim evimde vardı, barkımda vardı. Vardı. Ali Bey. Benim cebime günlük. Vallahi ben 150-200 lira param giriyordu, aylık 1000 lira param geliyordu benim. Teyzemden alıyordum ben. Muhammed'in yüzünden bunlardan oldu. Aynen, onu sevdiğim için her şeyden vazgeçtim ben. Ama gelmiş bana burada şart koşuyor. Ay bu var ya inandırır, bak ben şu an inandım. Ah çok tehlikelisin. Ay Melisa. Kız ne sen bize başka şey anlattın ya. Seda Hanım özür dilerim de sen aylık ne alıyordun? Aylık 1000 lira, 2000 lira ben teyzemden para alıyordum. Kendisi de bunu biliyor. Kızım ben ailenle bizzat görüştüm, yanında görüştüm. Sen benim teyzemle görüştün mü acaba? Teyzemle de görüştüm. Aha! Teyzen ne dedi? Buraya da bağlandı. Teyze. Teyzen o. Halası, halası. Halam değil, teyzem. Ha. Annemin kardeşi. Onun parasını almaya utanmıyor mu? Kendi veriyordu. Ne? Kendi veriyordu. Parası varsa çoksa verir canım yani, onun yeğeni. Verir ama... 3700 lira maaş alıyordu teyzem. Melisa geldiğinde yani? Muhammed sayesinde kadın sığınma evine gitmekten kurtuldum dedin. Ben de hatta... Çünkü o dönem şöyle olmuştu. Annemle babam evden kovdukları için... Muhammed beni sığınma evine gitmekten kurtarmıştı. Yoksa ben Muhammed'le tanışmadan önce kendisi de bunu biliyor. Annenle baban seni Muhammed yüzünden mi evden kovdu? Evet, onunla birlikte olduğum öyle için, mi onunla Muhammed? Gittiğim için, sürekli onun yanında durmak istediğim için. Muhammed? Çünkü Muhammed evden gidiyordu. Bunları kabul ediyor musun? Diyor ki ben onun yüzünden bu hale düştüm. Öyle bir dünya yok Seda. Öyle bir dünya yok. Anası bana geldi. Efendim anası Sultan ki, ben anlamadım bacım. Seda Hanım şok oldum, ağzım açık izliyorum. Ben de şok oldum. Melisa sen ne yapmaya çalışıyorsun güzelim? Gerçekleri anlatıyorum. Gerçekten kendini de inandırıyorsun, bizi de inandırmaya çalışıyorsun. Hayır. Ama kusura bakma. Muhammed, benim kanıtlarım da var. Doğru bir karar vermişim Muhammed. Çok bir doğru abla bir karar söylüyorum vermiş. Sana. Kararın arkasında dur, yapacak. Dönme. Yapacak. Yapmıyorum. Yapacak. Allah Allah, mecbur muyum yapacaksın. Sen yapma?
Öyle bir dünya yok. Bana ne yardım ediyor? Öyle bir dünya yok. Bak nasıl izliyor bak. Öyle bir dünya yok. Yapacaksın diyor. Sabah da masayı öyle vurmuş. Ben de yapmıyorum. Gerçi böyle hadi biraz... yap bak. Yapmıyorum da de göreyim. Hadi bir yapma. Hadi bir yapma. Efendim Yılmaz abi. Melisa ne dediğini yaptırır. Yaptırır. Benim çünkü şartlarıma uyarsa yapar. Uymuyorum. Oğlum uymuyorsan senin şartların. İptal olamaz. Olamaz mı? Olamaz. Görürsün abi. Küçük Nurgül. Muam. Senin şartların olamaz. Uymuyorum dedi. Bak kızın nasıl örnek oluyor bak. Gördün mü? Oğlum kızım çok güzel örnek oluyor. Ödül alıyor. Ödül alıyor. Kadınların gezilmesini istemiyor. Ya dört tane bir şey istiyorum. Zor mu ya? Dört tane. Zor. Ya. Sevgi, saygı, hürmet. Ben zaten yeterince toplum sana sevgimi, saygımı gösteriyorum. Gösteriyorum. Sabah masaya uğra. Öpte başına koy. Sabah masaya uğra. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Bu neden oluyor biliyor musun? Neden? Büyüklerinize saygınız yok. Küçüklerinize hiç saygınız yok. Artık kendinize de saygınız sen yok. Sen niye karışıyorsun? Sizin, biz oğlumla tartışıyoruz. Sen niye karışıyorsun? Bak, şöyle bir basar insan evliliğe şey diyorsa sağlam basar. Sağlam ben düşün. Zaten sağlam basıyorum. Artık kendine saygısı, kocasına benim saygısı olur. Benim saygım kendime de yeter, oğluna sizin da yeter. Sizin kendinize saygınız yok. Var. Var mı? Böyle mi var? Var. Sabahın oradan geliyorsunuz da burada masa kırıyorsun, bilmem ne kırıyorsun. Sana ne? Böyle mi? Sana ne? Böyle mi saygı? Kız kayınpederin seni, sana ne denir mi? Allah Allah. Valla Muhammed Bey. Seda Hanım ben çıkamadım ben bunların içinden. Ya olacak. Ben bunların çıkamadım, burada gelin olamaz bize. Çok beklersin. Ya olacak, ya olacak hadi. Ya olacak, ya olacak sevgi, o nişan. Sevgi, saygı, hürmet toplum içinde rezil etmezsen nişan tarihini yazarım buraya. Benim nişan tarihim belli zaten. 25 Kasım. O nişan ayın 25'inde olacak. 25 Kasım'da mı olacak? Yok, 10 Kasım. Olur. He? 25 Kasım'da değil. 10 sene sonra 25 Kasım'ı çiğitsen bu gidişinizden olamaz arkadaşlar. Sen ortaya çıkarsın tek başına. Efendim, mümkün değil. Aynen. Bir sakin durun bakayım. Ha. Sabah biz geldiğimizde erken geliyoruz ya, kahvaltı yapıyoruz hayatım. Burada. Muhammed koşa koşa içeri girdi. Bu arkasından bağırıyor Melis. Melisa gel, sana gel diyorum. Gel buraya. Şaşırdık kaldık, çay yudumlayamadık. Doğru mu arkadaşlar? Abartmayın. Döndük baktık Muhammed geri dönecek mi? Dönmedi. Abartmayın. Aferin Muhammed dedik. Aferin Muhammed'e. Gel gel. Aferin Muhammed'e. Abartmayın. Dedesiniz. Efendim Emel. Seda Hanım ben Melisa'ya söylemek istiyorum. Melisa'cığım sen öyle elini belini atıp da kayınpederinin karşısında duramazsın. Neden? Ayrıca bu çocuk seni iyi gene yanına almış, evlenmek için buraya getirmiş annem. Evlenmek için getirdiyse. Anneni bile dışarı sokağa atan bir kızsın. Ben atmadım. Sonuçta senin biraz saygılı olman lazım. Ben yeterince saygılıyım. Muhammed çok haklı. Evlenmek için getirdiyse burada oyun oynamayacak. Nişan yapmıyorum bilmem saygılı diye. Saygılı olman evlenecek. Lazım. Bak Seda abla geçen de... Geçen mi, dün mü, iki gün mü otelde söyledim. Ben sana dedim kesinlikle bırakmam. Annen de benim, dayın da benim, amcan da benim, baban da benim, her şeyim benim. Hiç düşünüyor musun böyle kafanı yastığa koyduğunda hiç düşünüyor musun? Ya benim annem babam yok, arkamda kimsem yok. Muhammed var, benimle evlenecek, sahip çıkıyor, iyi de olsa kötü de olsa yediriyor, içiriyor, Allah bir kere razı olsun demiyor bunu. Diyor, senin haberin yok. Haberim kime diyor acaba? Bize ağladı Sedat'la, Kerman ablayla bize ağladı çocuk. Kim? Ağlayabilir. Ağlayabilir. Muhammed ben de Kerim çok ağladım. Allah Nur'a ağlamış. Yazık. Ben de çok ağladım. Niye üzüldün Muhammed? Ne oldu annem? Ya abla ben kötü bir şey demiyorum ki. Kahvaltıya götürdü. Tamam götürebilirsin sıkıntı yok. Dün para istedi. Dedi ki aşkım kahvaltı yapacağım dedi. Bugün erken gidersen kahvaltı yapabilir miyiz? Tamam dedim. Tamam. Dün de 40 lira verdim abla. 20 lira handa kahvaltı varmış. Ondan sonra gittik. Dedi ki kahvaltı yapacağım dedi. Ondan sonra önüne getirdim. Çayı da önüne getirdim bizzat. Yapsın diye. Dedim ki bak benim karnım ağrıyor. Yemiyorum aşkım dedim. Oradaki adamlar da şahit. Bak adamlar da duyuyor. Evet. Adamlar da duyuyor. Evet. Ben yemiyorum aşkım dedim. Karnım ağrıyor. Öyle en güzel söylemiş sana. Bir çay alayım da dedim içeyim dedim. Masaya vuruyor böyle. Yiyeceksin diyor. Adamlar oradan ne diyor biliyor musun? Şüt diyor böyle yapıyor. Sana dediler onu. Sana dediler. Ama sen dedirtmişsin. Sana dediler. Bak, karnına. Abi niye zorluyorsun ya? Zorlama ya. İnsansın diye, aç kalma diye. Ama karnı ağrıyor adamın, bırak ya. Çikolata yediği için sabah sabah ağrıyor. Sana ne yedi? Karnı ağrıyor, kendi halledecek. Karışmıyorum. Karışma abi. Benim hanım gelecek dedim, morelleri bozuldu ikisinin de.
Hey. Şimdi pazartesi getireceğim. Gelsin, getireceğim vallahi de, gelsin. Gelsin, getireceğim gelsin. De. Niye morallerim? İkisi de morali bozuldu. Ya benim moralim bozuldu. Ya, de moralim. Şeyler diyecek yani açıklarını verecek. Senin karın bizi nereden tanıyor ki açığımızı verecek? Bozuk. İkisinin de. Ya o benim hanımım gelir, evet. Sizi de kötüleyebilir, o büyüğünüz. Ha tamam. Alçak gönüllü olun diyorum ikiniz de. Bak. Yok, bunlar ağada. Hareketlerine, davranışına dikkat et. Sen bana şart koşamazsın. İyi de olsa, tamam mı? Kötü de olsa, sen, ne olursa olsun o karşındaki şart... babam. Tamam o yüzden mi iftira atıyor? Sana da bana da. Atsın. Ay. Atsın. İşte bak. İyi de olsa kötü. Bağırma bana. Anladın mı babam? Bana bağırma, yürü git. Anladın mı? Öyle. Bana bağıramazsın sen. Şartlarımı oyacaksın. Babam Muhammed. Babandı da niye o zaman? Muhammed sonunda çok şükür dedi ki o benim babam, dikkatli ol, çok şükür. Konuşmuyor. Anlayacak, anlayacak da sonradan anlayacak. Ne? Anlıyor da. Konuşmuyor. Sonradan konuşmuyor anlıyor yani, anladın mı? Seda Hanım. O zaman sonradan anlıyor ediyorum. Yani. Sana bağlı bir şey değil bu. Kime? Bu da sana baştan böyle şey konuşsaydı. Büyüğümüze saygı o, o kadına deseydi ki benim hiç kimsem yok, beni böyle kabul edin deseydi, şimdi iki aydır, üç aydır gelinidi yani. Evinde tuttuk, barında tuttuk, hepsini... Çocuğu bile olmuştu. Nerede? Evet. Nerede? Nerede mi? Ha nerede? Tamam göstereyim. Hadi göster tamam. De görek. Bağladığım göstereyim. Kızım senin... babadan var, babadan. Ay. Yanlış anlama. Gören de bana holding sahibi yok, holding diyelim. Ben acım arkadaş. Benim maaşım olmasın ben acım. Ölmeye kulağı asma. Benim avradım 15 tane geç aldı, onu yayıyorum ben daha da. Orada dur işte. Dururum. Ha, durursun. Dururum. Ay böyle sevdiğiniz erkeklere böyle çobanım yapıştırmalar diyorum, çoban. Yapmayın. Holdiğine neyle benim işim yok. Ben çobanım arkadaş. Olabilir. O da bir meslek. Ha. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Davarını yayarsan ben acım. Tek kelime söyleyeyim. Ali Bey bekleyin. Tek kelime. Hı. Sen sevgini, saygını, hürmetini... toplum içinde rezil etmezsen ben bugün giderim ev tutarım sana. Ay. Anladın mı? Kusura bakma canım. Anladın mı? Ama sen kabul hani... ediyorsan böyle, etmiyorsan etsen de, etmesen de ben sana bir şey göstereyim. Onu kıyacak. Ben sana bir şey göstereyim mi? Haydi. Şş, ben sana bir şey göstereyim. Ne göstereceğim? Aa orada kapı var bak. Güle güle. Ay. Güle 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 güle. Hadi. Daha dünkü şeker kutusunda yatan insan bana gelmiş güle güle diyor. Şeker kutusunda yattı da kızım şey mi oldu yani? He? Şeker kutusunda yattım da ne oldu? Allah'a şükür elim ayağım tutuyor bak. Engel. Çok şükür. Bile mi? He? Şeker kutusunda yatmak yani ne kadar küçük geliyor sana? Küçük görmüyorum. Ne kadar küçük görüyorsun? Küçük görmüyorum. Ben de aynı durumları yaşadım. Sen burada... Siz hani beni... Nasıl aynı durumda çikolata, yaşadım? Çikolata, şeker yiyor söylüyor diyorsunuz nasıl ya. Nasıl aynı kelime söylüyorum? Ben küflü ekmeğe kadar yedim. Ya hani diyordum ya bir milyar ayda bir milyar alıyorum. Zamanında var, yedim. Zamanında. Ya. Zamanında. Hani, zamanında değil. Zamanında şimdi yedim. Ne yapıyorsun? Şimdi neredesin sen ya? Şimdi çok rahatım. Ne? Çok efendim, rahat. Böyle mi rahatsın? Evet. Bir sakin. Böyle mi? Ali Bey bekleyin. Seda Hanım benim bekar bir oğlum var. Evet. Ben bu program başladığından beri bu gelinleri görünce acayip derecede korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum. Yok ben hiç korkmuyorum. Acaba benim oğlum kiminle karşılaşacak? Yok ben hiç korkmuyorum. Ne hali varsa görsün. Hiç saygı yok, hiç sevgi yok. Yani ne siz hali de böyle varsa, bırakın ne hali görecek. Varsa görsün diye. Ya 50 yaşındayım, şey ikinci evliliğimi yapmışsın. Ben inanırsan korkuyorum şu anda. Keşke siz de böyle bırakın da bari. Buna bakıyorum da ya. Sanki holding adamı. Nuriye Hanım hiç karışıyor mu? Fabrikası var. En rahat. Böyle bir kaynanam olsa var ya sırtımda taşırım. Ne halleri varsa görsünler. Senin... Kaynanam yani ama işte... Onu da bizimki beğenmiyor beni de. İşte buyurun buradan.